Evet, hepinize tekrardan merhaba ve bugün Nightmare at Charles 4'e başlayacağız. Karşımdaki herife baktıkça kötü bir adamla karşılaşmış gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Altyazıda işte artık buradayız diyor. Beklenmedik bir sürpriz oldu. Seni tanıyorum. Ve senin yüzünü daha önceden görmüştüm. Tabii ki de karşılaştığımız ilk 3 mekanda seni gördüm. O olaydan beri seninle karşılaşmayı dört gözle bekliyordum. Sonuçta o gün benim günüm olmalıydı. Yani bilmiyorum bir şeyler diyor burada. O zamandan beri sen benim yoluma çıkıyorsun. Ama artık seninle buluştuğuma göre sadece sana özel bir şeyim var. Ve de bu ise tekrardan birleşme ismini koyduğum küçük bir oyun. Dedi ve gözleri son anda parladı, bizi ana menüye attı. Peki dostum, şimdi Nightmare at Charles 4'e başlayacağız. Bu oyun Five Nights at Freddy's 4'ün baştan düşünülmüş hali gibi bir şey. Tamam mı? O yüzden sorun yok. FNAF 4 oynuyoruz diye düşünebiliriz. Ve ekranda bir hafta önce yazıyordu. Karşımızda siyah beyaz bir tane tavşan kostümü var. Sağ kolu kırılmış. Bizim siyah saçlı abimiz geliyor. Bir şeyler yapacak herhalde ona. Bonnie'nin yüzünü burnunu bir şey yapıyor. Ana kafasını kafasını söktü. Evet, yukarıda geçmişte olan şey geçmişte kalmalı diye bir laf söyledi bizim abimiz ve şimdi yine buradan ayrılıyor. Yukarıda baya güzel bir pickup var ya da Humvee'ye benziyor. Humvee de olabilir o. Humvee'nin arkasına da birkaç endoskeleton yerleştirmişler. Neyse, hadi bakalım başlayalım. Mini game bu kadardı herhalde. Daha doğrusu mini game de diyemezsiniz buna da. Karakteri ben yönlendirmedim sonuçta. Ayrıyeten şunu da söyleyeyim. Yani neredeyse bir yıl önce bu oyunu yarım saat boyunca kendim oynamıştım. Fakat işte bir türlü birinci geceyi geçemedim ne hikmetse. Tamam mı? Yani bu yüzden bu oyundan biraz tırssam da, yani oyun hakkında az buçuk bir fikrim var ama. Şöyle pencereyi kapatabiliyoruz bu arada. Bilmiyorum görebiliyor musunuz da karanlık. O harbiden karanlık yüzünden pencereyi kapatıp kapatamadığımı bile göremiyorum neredeyse. Videoyu düzenlerken ben parlaklığı arttırırım, o sorun değil de. Şimdi burada şöyle bir durum var. Dışarıdan adım sesleri gelecek. İşte adım sesleri yaklaşırsa sanırsam pencereyi kapatacağız. Onun dışında ışık yakmamız gerekiyor mu? Ondan da emin değilim yani. Direkt ara sıra böyle pencereyi kapatsak da olur herhalde. Işık yak falan demiyor dışarıdakilere. Ya robotlar niye bizim odamıza gelsin arkadaş? Ya benim yatağımın üstünde neden kocaman bir tane kurumsal havalandırma var ya? Neyse, havalandırmadan birisi gelebilir diyor kısaca. Yukarı kontrol etmemiz lazım. Gördünüz mü? Adam gelmişti az önce. Vay arkadaş. Bu arada uyku diye bir olay var. Bak şu aşağıda bir tuş çıkıyor, tamam mı? Mesela sağa bakarken çıkmıyor ama sola bakarken çıkıyor. Buna bastığım vakit ben şu anda yatağın içine girmiş ve uyuyor taklidi yapıyorum. Bazı yaratıklar geldiğinde uyumamız lazımmış. Burada öyle yazıyor. Az daha çıkıyordu, gördünüz mü lan? Herife bak ya. Dışarıdaki herifin ne yaptığını tam olarak anlamıyorum. Ara sıra minnacık bir adım sesi geliyor. Onu hangi ara duyacağım da ben pencereyi kapatacağım bilmiyorum. Bak yine adım sesi geldi. Oh, kapıya gelmişti, kapıya gelmişti. Bak şu sesi duyuyorsak bir oyunda, bu oyunu biz kalitesiz diyemeyiz. Bu arada az daha çıkıyordu, bak şu havalandırma kapağını yerinden sökmüştü az önce. Ah, adam geldi, adam geldi. Yat. Gördünüz mü? Vay eşek, vay. Uyudum ve gitti. Az önce odaya girmişti herif. Aa, bir dakika. Şimdi fark ettim de benim bir teorim var. Buradaki siyah beyaz tavşan kellesini görüyorsunuz ya. Bu muhtemelen geceyi başlarken gördüğümüz mini game'de bizim adam bir tane siyah beyaz tavşanın kellesini sökmüştü. Muhtemelen o tavşanın kellesi bizim odamıza, bakın şu anda. Şu anda burada. Uf. Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü ben bu oyunu bir yıl önce oynadığımda yarım saat boyunca birinci geceyi geçememiştim ve silmiştim oyunu. Neyse, bak bak, bizim o siyah beyaz Bonnie'nin kellesini koparan herif işe gidiyor herhalde. Elinde çantası falan var. Sister Location mini game'i gibi gidiyor. Hadi bakalım. Evine vardı. Peki. Oldukça garip bir geceydi. Her neyse. Sonuçta her zaman bir yarınımız vardır diyor. Ve içeri girdi. Vay be. Şimdi ikinci gecedeyiz ve bu sefer farklı bir ipucu çıktı. Ne diyor burada? Bazı yaratıklar senin dolabının içine koşacak ve sen bakmıyorken sana jumpscare yapmaya çalışacaklar. Onlar gidene kadar ışığını açık tut diyor. Ama şöyle bir not var, bazı yaratıklara tam tersi gerekebilir diyor. Ne demeye çalıştı anlamadım. Oyun da buga giriyor bak, yukarı bakınca not buraya geliyor. Bizim söktüğümüz siyah beyaz Bonnie'nin kafası hala burada.
Şimdi bak az önce ölçtüm. Gece başladıktan tam 70 saniye sonra oyunun içinde 1 saat ilerledi. Yani bu demek oluyor ki oyunda her saat 70 saniye. Yani bir gece 7 dakika sürecek. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Orada Shadow Freddy gibi bir şey vardı. Adam geldi. Dur, ışık tut, ışık tut. Foxy mi lan o? Foxy gelmiş. Gördünüz mü lan? Foxy gelmiş. Gerçi bu oyunda Foxy var mı emin değilim. Sonuçta şu ana kadar karşılaştığımız bütün robotlar böyle Five Nights at Freddy's ile alakasız tiplerdi. Yani bu oyunda siz Freddy bulamazsınız, Chica ya da Bonnie bulamazsınız ama her türlü diğer yaratıklardan bulursunuz. Muhtemelen o Foxy değildi yine, başka bir şeydi de. Şimdi gece bitmek üzereyken size bu geceyi nasıl geçtiğimi söyleyeyim. En fazla 10 saniyede bir şu yukarı havalandırmayı denetleyin, yoklayın. Tamam mı? Daha sonracığıma boş vakitlerinizde soldaki pencereyi kapalı tutun. Shift'e basılı tutarak. Onun dışında geceyi her türlü geçiyorsunuz zaten. Şimdi şeyi anlamıyorum. Bak dışarıdan bir çalı ses geliyor. Bir hafif bir adım ses geliyor. Bir de ağır bir adım ses geliyor. Yani ağır dedim, biraz yüksek sesli. Yüksek sesli adım sesini duyduğumuzda pencerenin yanına geldiğini biliyoruz. O sırada pencereyi kapatacağız, ışık yakmayacağız. Neyse, yeniden bir mini game çıktı. Üçüncü gecenin mini game'i bu da. Bizim aga yine evine gidiyor ama bu sefer biraz üzgün gibi sanki. Haksız mıyım? Sen böyle gözlerin hafiften dışarı doğru çatmış. Bu sefer yatağa erken gideceğim. Sanırsam bu sıralar yeterince uyku almıyorum diye söylendi bizim adam. Şimdi açık konuşayım. Ben bu Nightmare at Charles serisinin hikayesini çözmeye odaklanmayacağım. Çalışmayacağım da. Yani abi 4 tane oyun var. Ben hangi birisiyle uğraşayım, değil mi? Haksız mıyım? Pencereye ışık yakarsak biz kesin jumpscare yiyeceğiz böyle gecenin ortasında bir ara. Eminim. Neyse hadi hayırlısı olsun. Ya ben bu oyunu bir yıl önce oynadım ve birinci geceyi yarım saatte geçemedim ya. Onun travması hala çok acı bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden korkuyorum. Oyunun bir de şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi oyunun sesleri çok kısık olduğu için mesela evin dışından bize doğru yaklaşan robotların sesini duymak için, adım seslerini duymak için benim sesi oldukça yükseltmem gerekiyor değil mi? Şimdi sesi çok yükselttiğimiz vakit jumpscare yediğimizde jumpscare'lar acı verici oluyor. Gerçekten kulağınızı yarıyor. Kötü bir şey yani. Bu arada size şunu söyleyeyim. Tepemizdeki yaratık 5 saniyede bir geliyor neredeyse. Şakasız diyorum, 5 saniyede bir geldi az önce. Yine gelmiş. Abi sözlerim kifayetsiz kalacak o yüzden susayım en iyisi. Oh. Lan pes pembe bir şey gördüm orada. O niye öyle hakikaten lan? Oh, kapıdan geliyordu az da. Yukarıdan geliyorlar. Oh my god. Lan yatamıyorum şu an. Işık da tutamıyorum. Yukarıda bakamıyorum. Yatağa da gidemiyorum. Allah belanı. Oy, oy. Bu arada jumpscare'lar o kadar kötü değilmiş lan. Hiç korkunç değiller. Aha. Yine yakaladım onu. Çalı sesi gelince o herif geliyormuş. Şimdi anladım. Böyle çalı hışırtısı duyarsak pencereyi ışık tutmaktan çekinmeyelim. La. Sen niye geldin? Abi niye geldin? Bırak. Şimdiye kadar sadece aynı herifi iki kere öldüm. Birazcık utanç verici olsa da. O herif geldiğinde artık bir daha ışık yakmayacağım. Geldiği gibi pencereyi kapatacağım. Yani gelip gelmediğini nasıl anlayacağım bilmiyorum gerçi de. Yani bir çalı hışırtısı duyduğumuzda genelde o pembe dudaklı herif geliyordu. Dolayısıyla pencereyi kapatmaya devam. Ha bak, çalı ses geldi. Kapattım ve gitti. Aha, Foxy. Yok, Foxy değil bu. Neyse işte bir herif geldi ve gitti. Tamam. Oğlum bu saat altının sesi beni daha çok korkuttu ya, biliyor musun? Jumpscare'dan daha korkutucu bu. Ah. Ve yine başladık lan. Oğlum bu adam ağlayacak bu gidişle ha. Sıra dışı pek bir şey yok ortalıkta. Yine evine gidiyor. Sadece üzgün bu sefer bizim adam değil mi? Yani başka sorun yok. Bana neler oluyor? Dedi ve evine girdi yine. Dostum sana güzel şeyler olmamış açıkçası. Oy. Tamam. Şu ana kadar pencerede iki tane herif görmüştük. Birisi pembe dudaklı, diğeri ise bu mor herif. Kediye benziyordu birazcık.
Yani çok minik bir adım sesi duydum. Dedim bu herif herhalde uzaklarda, bu uzaktaysa onu ışık tutarım herhalde, bir şey olmaz diye düşünmüştüm. Yemedi. Siz de denemeyin bunu. Adım sesi duyduysanız usul usul pencereyi kapatın. Abi o herif kesinlikle Foxy değildi. İddiasına varım, o başka bir şeydi. Gece boyunca tek yapmam gereken rastgele yerlere ışık tutmak, pencereyi kapatmak ve bunu 7 dakika boyunca tekrarlamaktı. Yani çok eğlenceli geçmiyor aslında şu anda. Sadece bir adet döngüyü tamamlıyoruz, o kadar. Ve de bu kadar. Aa, bu arada bizim herif göz çatmaya başlamış bak bu sıralar. Hem üzgün hem göz çatıyor. Neyse. Ben ondan asla kaçamıyorum diye söylendi ve evine girdi tekrardan. Bu oyunda bir tutarsızlık kısmı var. Ne diye sorarsanız. Burada pencereyi ışık tutmasam da her zaman kapalı tutarsam ben pencerenin dışındaki robotlardan kendimi çok güzel bir şekilde koruyabiliyorum. Böyle garip bir mantıksızlık var. Ya mantıksızlık mı diyeyim, tutarsızlık mı diyeyim? Bir gülümseme sesi duydum. Ne oldu? Pek bir fikrim yok ama yani bu gülümseme sesini 5 gece boyunca ilk defa şu anda duydum. Hiç beklemiyordum bunu. Saat 4 oldu. Başlıyoruz. Şu anda titriyorum yani resmen. Aha, herif geldi. Mor herif geldi. Oğlum, mor herif geldi, gördünüz mü? Bir dakika. İlk başta yatağımın önündeydi. Sonra ortadaki dolaba girdi ve birkaç kere ışık yaktığım vakit öldüm. Bu arada o mor herif şu anime'de gördüğümüz şuradaki mor herif değil. Tahminim doğru çıktı. Hani şey, Five Nights at Freddy's 4'te hatırlarsınız ki 6. gece böyle saat 4'ten sonra bütün animatronikler ortadan kayboluyordu ve Fredbear geliyordu. İşte buradaki mantık da aynen onun gibi sanırsam. Saat 4 olduğu vakit bütün animatronikler gitti. O mor tavşan buraya geldi. Ve de saat 4. Başladık. Oh, yatağımızın önünde. Yat. Gitti. Burada değil. Pencerenin önündeydi bu sefer. İnanamıyorum. Oğlum ben bir gideyim şu oyunun wikisini okuyayım ya. Yani wikisi var mı bilmiyorum da bir bakayım nasıl oynanıyormuş bu. Size şunu söyleyeyim. Oyunun wikisine baktım. Saat gece 4'ten sonra gelen herifin adı Demented Rabbit'miş. Yani bildiğin tavşan işte, bir tane kısaca, tamam mı? İsmi tavşan. Bu tavşan bize şu önümüzdeki yerden saldırabiliyor. Sonracıma pencereden saldırabiliyor. Bir de yatağın önüne geldiği vakit saldırabiliyor. İşte onu biliyorsun zaten. Yatağın önüne gelirse şöyle gidip uyuyor taklidi yapacağız. Ama mesela şurada çıkarsa, önümüzdeki dolaptan çıkarsa ona bir kere ışık tutup bir daha ona hiçbir zaman ışık tutmayacakmışız. Onun mantığı böyleymiş. Pencereden çıkarsa da eğer pencerenin uzağındaysa ona birazcık ışık tutacağız. Pencerenin yanına yaklaştığı vakitte pencereyi suratına kapatacağız. Yoksa ölüyormuşuz. Yani çok absürt bir mantığı var bu herifin. Nefret ettim. Bu arada o az daha ölüyordum lan, gördünüz mü? Saat 4. Agalar. Vakit geldi. Aha, içeri girdi. Yat. Hadi bakalım. Ah, pencerenin uzağında ışık tutacağım. Tamamdır. Pencereyi kapattım yaklaştığı vakit. Oh my god. Oh my god. Yukarıdaki öldürecek beni. Uf ya. Ya şu mor herifle uğraşmayı artık en sonunda anlamıştım ki havalandırmadaki herif beni avladı. Yani çok güzel tuzak kurdu bana. Evet, yatağımın önüne gelmekle başladı bizim bu mor adam. Önce şu şeye bakayım ben. O pencerenin önünde. Hadi gel dostum. Heh. Gidecek misin? Havalandırmadı ki, beni öldürecek hadi. Sefer müsaade etmeyeceğim evlat. Hadi bakalım. Aha, geldi. Büyük adam geldi. Oğlum gülüş de ayrı bir şey bu herifin ya.
Of ya. Yukarı çık. Hasta ölüyordum. Dur, yukarı bak. Yukarı bak, okey. Şimdi buna ışık tutmamız lazım çünkü pencereden uzaktaydı. Şimdi pencerenin yakınına geldi son anda. Pencereyi yüzüne kapattım. Şimdi gülümsemesini bekliyorum ayrılması için. Ya hocam, ben bunu oynuyorum şu anda ama yani ben bunu oynuyorum da bu videoyu izleyen kişi ben olsaydım şu anda ne yaptığımı anlamazdım herhalde oğlum. Sürekli bir ekran kararıyor. İşte bir tarafa ışık tutuyoruz, bir tarafa bakıyoruz, yatıyoruz falan. Oh my god. Ya şu saat 6'nın gösterildi bu sahne beni daha çok geriyor. Yani jumpscare yesem bu kadar gerilmem, korkmam ya. 6. gece açıldı. Oğlum bu videoyu artık bitirmek istiyorum da bir 6. geceyi de bakalım artık madem ısınmışız bu kadar. Şimdi 6. geceye geçtik ama diyeceğim tek şey bütün bu robotlar abes bir şekilde hızlılar. Gerçekten öyleler. Havalandırmadan gelen herif 3 saniyede bir spamlanıyor yani resmen. Oğlum 6. geceden ilk jumpscare'ımız yedik. Bu arada o köpekten ilk defa jumpscare yedim. Ve jumpscare yemeyi beklediğim en son robot da oydu. Neyse sağlık olsun. My God, oh my God, uyu. Ha mor adam gelmiş. Mor adam gelmiş. Mor adam nerede? Pencerede. Pencerede. Birader hadi. Kapattım. Mor adam saat 3'ten itibaren geldi. Şuna bak. Ah öldük bu sefer. Hadi. Ah öldüm lan öldüm öldüm. Şu havalandırmadaki herife sürekli gidip bakacağım. Pekala. Oh my god öldüm. Ah. Şaka gibi ya bak. Ne oldu az önce biliyor musunuz? Önümdeki dolaptan Foxy'ye benzer herif geldi. Yatağımın önüne turuncu herif geldi ve pencereyi zamanında kapatmadığım için pencereden bana jumpscare yaptılar. Bir de şundan bahsetmiş olayım. Bu oyunun Android sürümü var. Yani gidip telefonunuza rahatça indirip kurabilirsiniz. Bir bakıma bu müthiş bir şey değil mi? Android bir tane FNAF fan oyunu. Bizim herif nerede şimdi? Mor tavşan. Aha yatağımın önünde. Tamamdır. Pencerenin önünde. Şöyle birkaç kere ışık tutalım. Yukarı gidelim ve buna pencereyi yüzüne kapatalım. Şu havalandırmadaki herifin adı Pedro'ymuş bu arada. Wiki'den bakmıştım. Yatağımın önüne geldi. Saat 5. Hadi bakalım. Ya, ellerim titriyor şu anda. Şaka söylemiyorum. Gerçekten ellerim titriyor. Sonunda 6. geceyi bitirdik. Ve de artık son mini game çıktı lan. Ana bizim karakter ağlıyor resmen. Ne olmuşsa ona? Şu gri Bonnie'nin maskesini çıkarıp yatak odasına koyduğu zamandan bu yana buna kötü şeyler olmuş anlaşılan. Neyse yukarıda hayatımdaki her şey berbat gidiyor diyor. Artık ondan kaçamıyorum. O her yerde. Benim rüyalarımda, benim görüşümde, bütün köşelerde. Her yerde o var. Ve şimdi de beni bulmaya çalışıyor. Ana lan intihar edecek. Oh, hayır. Al. Bu arada Flash TV oyunculuğunu az buçuk andırmadı değil o intihar sahnesi. Bu arada sol yukarıda bir tane şey vardı. Bildiğin banyo gibi bir yerin içinde bir animatronik vardı. Bizim adam intihar ettikten sonra o da bir kıpırdamaya başladı ve ortadan kayboldu. Golden Freddy'ye döndü lan resmen. Neyse ekstra bölümü açılmış. Sırf bunun için o kadar uzun süre uğraştım ki bu ekstrayı görelim diye. Evet, Demented Charles. Dur bir dakika lan, Demented ne demekmiş? Çılgın. Çılgın Charles. Ya bizim agalar çılgın işte, görüyorsunuz bak ne hallere düşmüşler çılgınlıktan. Çılgın Ashley.
Bu bir kediymiş bak. FNAF oyunlarında adam akıllı kedi göremezsiniz. Bir tek Final Fantasy Candies'de kedi görürsünüz. Başka FNAF oyunlarında kedi bulamazsınız. Evet, çılgın Billy. Ben bu herifi birazcık Foxy'ye andırıyordum da, yani aslında Foxy'ye benzemiyor değil. Ama bu bir itmiş. Gördüğünüz gibi kulakları falan var. Onun dışında ben bunun adını Wiki'den bulmuştum zaten, Pedro. Yani korkunç durmuyorlar pek fazla yani. Final Fantasy Freddy's 4 ile kıyaslayacak olursam, yani bunlar FNAF 4 karakterlerin yanında bir hiç. Morton mu? Morton ne lan? Evet arkadaşlarım, Mırtık Morton Pembe Dudak ile tanışın. Kendisi bir kunduz mu oluyor, rakun mu oluyor işte. Gördüğünüz gibi kendisi minnacık bir şey. Yine de bize jumpscare atabiliyor. Köpek gibi de tırnakları var, eşek. Ve de çılgın tavşan. Çılgın, bunamış, eskimiş. Şuna bak ya. Bana ne çektirdi bu herif ya? Ya neyse. Şöyle jumpscare'lara hemen hızlıca bakacağız. Tamam mı? Hiç beklemeyeceğim. Şu ite bir kere öldüm ya. Benim onurum sarsıldı ya. Ulan eşek. Tamam. Tavşanın jumpscare'ı böyle. Mırtık Morton Pembe Dudak. Burada hileler var. Hileleri bir açıp şu Demented moda bir girelim. Tamam mı? Radar aç. Bataryanın sınırsız olmasına gerek yok. Onu boş ver. Bataryayı bitiremiyorsun zaten. Yeterince pili var onun. Şu Caution Mark ne işe yarar bilmiyorum da muhtemelen bizim işimize yarar. Şu Demented moda başlayalım. Ana, Demented moda girince bütün hileler devre dışı kalacakmış. O zaman yok abi. Ben bir 6. geceyi hilelerle gireyim, sonra bu bölümü burada bitirelim, tamam mı? Ya bak size şunu söyleyeyim. Benim en sevdiğim hile şu harita hilesidir. Yani müthiş bir şey bu ya. Bayılıyorum. Yalnız havalandırmadan gelen herif haritada gözükmüyor. O yüzden onu yoklamamız gerekecek yine. Neyse, hileler de bu şekilde. Mırtık Morton Pembe Dudak gelmiş. Şöyle Mırtık Morton Pembe Dudak'a ışık tuttuktan sonra pencereyi kapatın. Sorun kalmaz geriye. Öyle. Neyse hadi, bu bölümlük benden bu kadar. Hayatı yaktık yine. Size oyunun taktiğini son bir kere daha hatırlatayım. İlk 5 gece boyunca çılgın tavşan haritada yokken tek yapmanız gereken yukarıya sürekli ışık tutmak, şuralara sürekli ışık tutmak ve canınız sıkıldıkça şu pencereyi kapatmak, tamam mı? İlk 5 geceyi bu taktikle kesinlikle geçersiniz. O zaman hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.